Assalomu alaykum. Kodiz uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslar. Xo'p, xudo xolasa bugun sizlar bilan inheritance degan mavzuni o'rganamiz. Inheritance'ni agar o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, nasl olish deb tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni bitta klassdan ikkinchi klass nasl oladi va shu bilan birga uning qobiliyatlarini o'zlashtirib oladi. Ya'ni qobiliyat deganda bu yerda uning metodlarini, uning o'zgaruvchilarini nazarda tutilgan. Xo'p, kelinglar mana shuni biz misol sifatida ko'rsak, deylik, mana student degan bitta klass bor. Xo'p, va mana shu studentda bizda mana bunaqa o'zgaruvchilar bo'lsin. Va yana bitta private deylik int level deb qo'ylik, ya'ni studentning ismi, studentni familiyasi, uning yoshi va nechinchi kursda o'qishlik haqida ma'lumot. Va agar bu yerda biz hozir mana konstruktorini tuzib va bu yerda hozir getter setterlarni ochib qo'ysak, mana. Xo'p, endi bizda teacher degan bitta klass bo'lsin. Xo'p, teacher degan klassda mana shunday o'zgaruvchilar bo'lsin. Ya'ni uning ismi, familiyasi va yoshi bo'ladi va qarshi o'qituvchining fani bo'ladi. Ya'ni u bitta o'qituvchi mana shu fandan dars beradi. Xo'p, endi main klassga borsak-da, mana qilib ikkita obyekt yaratsak. Mana. Student degan obyekt yaratildi mana studentdan va unga name'lar hammasi set qilindi. Name, surname, age, level. Teacher'da ham xuddi shunaqa. Xo'p, endi qaranglar. Bu yerda hamma narsa yaxshi, hamma narsa chiroyli ishlayapti. Lekin muammo nimada? Muammo bir xil kod ikkita klassda yozilgan. Ya'ni mana bu yerga ahamiyat bersak, bu yerdan 3 ta parametr bor va bu yerdan 3 ta parametr bor. Har bitta mana shu parametr uchun bitta getter setter hisoblasak, demak, umumiy jihatda 6 ta metod yozilgan mana shu yerda getter setterlar. O'qituvchida ham xuddi shu narsa yozilgan. O'qituvchida ham studentda yozilgan kodlarning ko'pchilik qismi qaytadan takrorlanyapti. Ya'ni bizda qaytadan takrorlanish ko'payib ketdi. Shuni qanday oldini olsak bo'ladi? Deylik, bizda bitta person degan klass bo'lsin. Xo'p, endi qaranglar. Hozir mana bu ikkita mana bu deylik, mana studentni mana shu 3 ta parametrni olamizda, mana bu person degan klassni ichiga qo'yamiz va buni ichida person degan klassni ichida bitta konstruktor yasaymiz va getter setterlarini yozib qo'yamiz. Hop, endi studentga boramiz. Studentda boyagi 3 ta parametr yo'q. Demak, mana bu 6 ta metod ham olib tashlasak bo'ladi. Mana bunday qilib, bunda faqat bitta konstruktor va mana bu getter setter qoldi. Bitta level degan o'zgaruvchiga. Xo'p, endi bu yerda nima ish qilamiz mana? Extends degan keyword yoziladi. Person, ya'ni mana bu yerda klassning ismi, ikkinchi klassning ismi. Bu yerda extends ya'ni nasl olishni bildiradi. Mana shu student class, person ya'ni odam deb tarjima qilsak bo'ladi. Mana shu person klassidan nasl oladi. Va unda mana bu parametrlarni u o'ziga o'zlashtirib olgan hisoblanadi. Ya'ni bizda mana bunday narsa bo'ldi. Deylik, mana person degan klass mana shu. Boshqa emas, person degan klass. Bu yerda student degan klass bor. Xo'p, student extends person ma'nosini ko'ramiz. Agar buni chizadigan bo'lsak, mana bunday extends bo'ldi deylik. Ya'ni student class, mana shu oddiygina student class mana bu persondan extends oldi, ya'ni nasl oldi. Bu bilan birga uning ichidagi mana bu o'zgaruvchilarga o'zgaruvchilarni o'zlashtirib oldi desak bo'ladi. Ya'ni xuddi mana bu bunda person degan klassda bizda 3 ta o'zgaruvchi bor edi. Endi studentda o'zini bitta o'zgaruvchi bor, plus nasl olingan 3 ta o'zgaruvchi bor. Jami bunda 4 ta o'zgaruvchi bo'lib qoladi. Mana bu 3 ta o'zgaruvchi mana bu student ichida yozilmasa ham bor deb tasavvur qilinadi. Chunki bu extends olyapti persondan va boyagi mana bu yozilmagan lekin bor deb tasavvur qiladigan o'zgaruvchilarimiz person klassdan kelgan bo'ladi. Ya'ni aynan bu yerda o'zgaruvchilar emas, balki mana bu
getter setter metodlar nazarda tutildi. Çünkü özgürlükler private kılıp yazılıyor. Bizde hazır. Hemen özgürlükler private kılıp yazılıyor. Hop. Şimdi eğer main klasik öte degen bulsak, bizde mablarda hatalık vermez. Mesela set name degen bizde student klas içi de yok. Mablarda student klasını içi de set name yok. Set name degen metod person'dan geldi. Person degen klasdan geldi. Eğer mamam da bora degen bulsak, bana person klasiga bora yaptı. Kontrol bana age'ga borsak, bu hem person'dan geldi. Eğer set level'ga borsak, bu fakat kendi student'ga bora. Eğer mamam bu id intelligence'da bana structure degen joyga borsak, bu mamam bunu açıp durup, bana bir de show inheritance degen. Yani nasıl olgan metodlarını kursat, özgürlüklerini kursat. Bana get name, set name degen mana bu metodlar turibdi. Yani bu yerda aytibdi. Mana shu metod person'dan kelgan. Sen onu yani mana bu student klası person klasdan nasıl olgan degen ma'noda turibdi. Hali mana bu objectlarga o'tmaymiz. Buni xudo xolasi keyingi darsda tushuntiraman. Aynan buni hozir ko'rishimiz kerak. Hop, manası çünerde buldu. Hop, endi teacher'da kanı kılam, çünersen. Ne yapıyorsak? Teacher'da yani kudu şu, ben bu üçte uzgar için optaşıyımız. Eğer az optaşıysak, ve ben bu metodlarla, eğer alıp taşıdığım bu şey, bizde main metodda az hata bulur bana bir yerde. Sebep bu, hakikaten ham bu metodlar yok. Teacher diyen klasın içinde. Hop, eğer teacher extends person deb yozib qo'ysak, mana bu ma'lum xatolikka ketdi. Ya'ni boyagi 6 ta metod person degan klassning ichidan keladi. Ya'ni persondan keyin mana bu 6 ta metodni, mana shu 6 ta metodni teacher degan klass o'zlashtirib oldi. Va boyagi 6 ta metod qayerda bu mana shuda turibdi deb tasavvur qilinadi. Mana shularda turibdi va uni bemalol ishlatsak bo'ladi. Xo'p, keyingi darsda yana inheritorsni o'rganishni davom etamiz.